Merhaba, ben Ömür Gedik. TGRT Haber'in gönüllü muhabiri ben oldum. Beşiktaş sokaklarına çıktık. Biliyorsunuz hayvana yapılan eziyetler son günlerde çok arttı. Halkımız bu konuda ne düşünüyor, ne istiyorlar? Hayvan hakları Türkiye'de ne durumda? Onlara soracağız şimdi. Bakalım neler diyecekler. Şimdi konumuz hayvan hakları. Ben de TGRT Haber'in gönüllü muhabiri olarak bugün sokaklarda soruyorum. Hayvan haklarındaki son durum ülkemizde size neler hissettiriyor? Yani onlar da bir can. Yani kendimizi nasıl önemsiyorsak, vicdanı olan bir insan hani bunu yapmamalı. Bütün alanlar insanlar için. Çünkü hayvanlara artık hiçbir alan, yaşama alanı bırakmadık. Yaşama alanı bırakmamanın dışında özgürlüklerini de yok ettik. Son günlerde yapılan hayvan hakları ihlalleri ve eziyetler gerçekten moralimizi çok bozdu. Eminim sizlerin de bozmuştur. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Türkiye hayvan hakları konusunda nereye gidiyor? Bunları yapan insan dışı varlık gibi bir şey. Hani ne yaptıkları belli değil. Kendilerini yapılmaması gereken şeyleri hayvanlara yapıyorlar resmen. Onlara sahip çıkmamız lazım, hayvanlara kesinlikle. Onlar dünyamızda yaşayan en masum canlılar. Nasıl bir insana bir şey yaşadığı zaman hapis cezası verilebiliyorsa hayvan için de aynı şey geçerli. O da bir can sonuçta ve onun sesi çıkmıyor. O hiçbir şey söyleyemiyor. Onun sesini kimse duymuyor. İnsanlardan daha vefalı bu hayvanlar. Yazık o hayvanlara ya. Canlı can. Onlar da bir can taşıyorlar. Burada da çok kedi, köpek ve kuşlar var. Nasıl bakıyorsun onlara? Ya tabii ki sevgiyle. Hani seviyorum hayvanları. Herkesin de sevmesini umuyorum tabii ki. Bir insan bir insana nasıl eziyet edip hani bir sürü olayla karşılaşıyoruz, cezasını alıyorsa hayvanlar da aynı haklara sahip bence. Hani o şekilde düşünüyorum. Özellikle kürkler hayvanlara karşı. Bir şekilde. Kürk giyer misin? Giymem asla. Asla giymem. Hayvan canlı. Biz nasıl bu dünyada varsak onlar da var. Allah bizi yaratmışsa onları da yaratmış. Onlara da hayat hakkı vermiş. Ama hiç kimse kimsenin hayat hakkına müdahale edemez. Ya da tekme vuruyor, bilmem ne yap işte. Görüyoruz zaten bütün medyada bu işleri. Yazık, günah yani. Adı ne? Raş. Raş. Çok aceleci galiba. Biraz durmuyor. Biraz durmuyor, bak adına uygun. Kedi görüyor, kedilere saldırıyor. Kedilere saldırmasın. Hayvan haklarıyla ilgili ne demek istersin bir köpek besleyen biri olarak? Hayvanlara iyi davranmasını istiyorum. Köpeği alıyorlar, büyüdü mü bırakıyorlar. Bize bu herkes bunu yapıyor, herkes yapıyor. Yavruyken alıyor, biraz büyüdü mü tak atıyorlar dışarıya. Onların dilleri yok, anlatamıyorlar dertlerini. Onları bizim anlamamız lazım. Nasıl insana saygı duyuyorsak hayvanlara da saygı duymamız lazım. Aynen. Evet. Hayvanları sevelim, onlara bir kap su bırakalım evimizin önüne. Hayvanlarla ilgilenmek lazım vatandaşlar olarak. Son zamanlarda televizyonda izlediğimiz hayvanlara büyük rahatsızlık veriyor. Bunlar bütün toplumda büyük bir yara olarak biz düşünüyoruz ve buna önlem alınması lazım. Bence hayvanlar da iyi davranılmayı gerçekten hak ediyor sonuna kadar. Yani biz insanlar kendi kişisel ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz fakat onlar karşılayamıyor. Buna daha duyarlı olmamız gerekiyor. Ülkemizde maalesef bu konuda fazla duyarlı insanlar yok. Onları duyarlı olmaya davet ediyorum. Bir kafede arkadaşıyla birlikte yakaladık. Adı ne arkadaşın? Gofret. Sahiplendiniz mi? Sahiplendim. Bakamayan birisinden aldım. Şimdi hayvanlara şiddet son günlerde çok çok arttı veyahut da biz daha çok görüyoruz sosyal medya aracılığıyla. Ve maalesef para cezasıyla kurtuluyor bu insanlar. Hapis cezası gündemde şu anda mecliste. Bu yasanın çıkmasını size destekliyor musunuz? Yani desteklemek bence iyi bir sonuç teşkil eder. Hani ceza ağır gibi gözükse de sonuç itibariyle halkı yani kötü hayvanlara kötü muamele yapan insanları caydırır. Ay canım, ay için işte. Bunlar sevilmez mi? Canım benim, canımın içi. Çok severim hayvanları. Ne güzel. Ne güzel ya, sizin gibi insanlar çok az, hayvana çok eziyet ediyorlar. Ne diyeceksiniz? Hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Bu canlı, bunların çalışamaz, edemez, para kazanamaz. Değil mi? Değil mi? Biz bakacağız bunlara. Eziyetler para cezasıyla sınırlı kalmalı mı? Hapis cezası olsun mu? Ay olsun, bin kere olsun, milyon kere olsun. Yaşayın, her günde çıkarım, öpüyorum. Yaşayın, teşekkür ederiz. Arkadaşlarına eziyete hapis cezası gelsin istiyoruz. Biz istiyoruz.
Bugün sizlere Beşiktaş ilçesinden seslendik. Halkımızın hayvan hakları ile ilgili görüşlerini aldık. Ben Ömür Gedik, TGRT Haber, İstanbul.